Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için 02.02.2022 tarihini seçen çiftlere özel sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Başkan Palancıoğlu ayrıca bugün doğum günü olan gelinlerin de yeni yaşlarını kutlayarak hediye verdi. Genç çiftleri tebrik eden Başkan Doktor Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Evet, bugün 02.02.2022. Bu tür önemli günlerde gençlerimiz nikaha daha fazla kıyıyorlar. Daha çok nikah kıyıyoruz daha doğrusu. Başvurular çok yoğun oluyor. Bugün de iki çiftimizin aynı zamanda nikahlarla birlikte doğum tarihi de bugünmüş. Dolayısıyla onlara bir sürpriz yapalım dedik. Pasta hazırlattım. Hem nikahlarını kıyacağım. Aslında geleceğimizden haberleri yok. Bunu nikah memurluğundan bize bildirince bir sürpriz yapalım dedik. Hem doğum gününü kutlayıp hem de nikahlarını kıyacağız. Cenab-ı Allah herkesi mutlu bahtiyar etsin diyorum. Hep birlikte inşallah nikah kıyalım. Ya nasıl güzel gün seçmişsiniz böyle. Hem doğum günü, hem nikah günü. Allah mesut bahtiyar etsin. Tebrik ediyoruz. Hani arkadaşlar buradan mı? Getirin bakalım pastamızı. Size bir sürpriz yapalım dedik. Damat tembel çıkmış. Aynı günü şey yapmış ki hem doğum günü, hem nikah günü. Öyle mi? İyi, hediyeyi tek alayım diye. Kayserilik yapmış herhalde. Getir bakalım. Hoş geldiniz cümleten. Şuraya getir bakalım. Çiftli şahitlerimiz, değerli çiftimiz. İnşallah bugün hayırlı bir işe hep birlikte şahitlik edeceğiz. Sizlerin nikahını kıyacağız. Cenab-ı Allah hem sizleri hem ailelerinizi hem de toplumumuzu mutlu bahtiyar eylesin. Bu nikahı faydalı eylesin. İnsan hayatındaki en önemli karar evlilik kararı. Dolayısıyla vermiş olduğunuz karar hem sizi hem ailenizi hem toplumu çok yakından etkiliyor. Sizin mutlu olmanız demek ailelerinizin başta mutlu olması, arkadaşınızın, çevrenizin ve ülkenin mutluluğunu getiriyor. Dolayısıyla bizim hep temennimiz, duamız çiftlerimizin imzaya sadık kalması, imzayı attıktan sonra bir ömür boyu aynı yastıkta mutlu bir şekilde yollarına devam etmesi. Hatice Hanım, meşhur soruyu soralım mı artık? Evet. Muhammed Bilal'e farklı bir cevap verme. Soruyu, doğru cevabını ver. Ben farklı bir soru sormuyorum. Oldu mu? Sayın Hatice Karataş, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hürriyetinde yanında bulunan Muhammed Bilal Mızrak isimli beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Alkışları duyduk, cevabı duyduk. Muhammed Bilal yolu yarıladı, rahat şu anda. Bir de ona soralım. Sayın Muhammed Bilal Mızrak, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hürriyetinde yanında bulunan Hatice Karataş isimli hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Bir ömür boyu evet. Evet, değerli şahitlerimiz var. Furkan Merçimşek Bey ve İsa Karataş. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet, ben de onların şahitliğinde misafirlerimizin huzurunda Melikgazi Belediye Başkanı olarak sizlere eş, karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Çiftimiz belediyemize başvurarak evlenmek istediklerini beyan etmişler. Şimdi bu beyanlarını şahitlerimiz ve misafirlerimiz huzurunda sizden tekrar alacağız inşallah. Duyanın heyecan var mı? Öyle mi? Erteleyelim mi? Erteleyelim. Sayın Duygu Kayaalcı, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hürriyetinde yanında bulunan Mücahit Erdoğan isimli beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyoruz. Biraz daha yüksek sesle duysunlar, duyamamışlar. Evet. Alkışlayalım mı? Evet, Sayın Mücahit Erdoğan, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür hürriyetinde yanında bulunan Duygu Kayaalcı isimli hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Buradayız.